Evet, şimdi gitmiş olduğum bir günden daha herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün gerçekten çok zor işe gidiyorum, çok zor uyanıyorum. Sabah köründe işe gitmeyi kim keşfettiyse gerçekten yazıklar olsun diyorum. Burada departmanımı buluyorum, içeri giriyorum, bu uzun koridordan geçiyorum. Yani gözümün biri açık, biri kapalı. Sabah köründe yani kim işe gitmeyi keşfettiyse öteki tarafta güzel bir hesabını soracağım. Burada hemen kendi departmanımı buluyorum, Human Resources. İçeri giriyorum, masama geçiyorum, eşyalarımı koyuyorum. Mutluymuşum gibi rol yapıyorum. Merhaba diyorum herkese. Tam iş arkadaşlarımı seviyorum ama sabah köründe onları görecek kadar sevmiyorum açıkçası. Şaka yaptım. Neyse, hemen gider gitmez yemek menüsüne bakıyorum. Bugün beni motive edecek herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Yemek menüsünü seviyorum. Okey, günün geri kalanı güzel geçebilir. Hemen gidiyorum. Bardağım pisli, bardağımı yıkıyorum. Kendime yeşil çay demliyorum. İlk olarak tabii ki kahve içtim belli bir part. O kahvemden geri kalan. Sonra gidiyorum, bardağımı yıkıyorum. İçerisine yeşil çayımı koyuyorum. Kahvaltımı yapacağım. Çok acıktım. Sandviçimle beraber kahvaltımı yapıyorum. Bergamot aromalı yeşil çay içiyorum bu arada. Saat 10.35 gibi kahvaltımı başlıyorum. Çünkü gerçekten acıkmışım ve kahvaltımı acilen yapmam gerekiyor. Sabahtan bir sürü görüşmem ve toplantım vardı. Gerçekten sabah köründe aç olarak uyandım ama mecburen ona kadar beklemem gerekiyordu. Ona kadar bekledikten sonra hatta 10.30'da kahvaltımı yaptım. Akabinde arkadaşlarla beraber öğlen yemeğine gidiyoruz. Gördüğünüz üzere öğlen yemeğim çok güzeldi. Burada öğlen yemeğinden dönüyorum. Gidiyorum, kendime bir çay alıyorum. Çünkü gerçekten öğlen yemeğinden sonra gidebilecek en iyi şey çay. Sonrasında eşyalarımızı toparlıyoruz. Artık mesaimiz bitiyor ve çıkıyoruz. Yani öğlen yemeğinden sonra herhangi bir şey yemiyorum. Ben şu an işten çıktığım için mi hava güzel yoksa gerçekten hava güzel olduğu için mi gözüme bu şekilde gözüküyor bilmiyorum ama hava gerçekten çok güzel. Sonbahara bayılırım. Gördüğünüz üzere resmen bizi içeri kilitlemişler. Yer kapalı cezaevi gibi dışarı çıkıyorum. Arabamı biniyorum. Arabam da zaten çok temiz ve güzel gördüğünüz üzere. Saat 5-6 geç arabamı binmiş oluyorum ve yola çıkmış oluyorum. Sanayinin içerisine fıttır mıttır diye geçiyoruz. Bakın arkadaşlar, ben işten çıktığım için eve dönüş yolu gözümü güzel gözükmüyor. Gerçekten eve dönüş yolum çok güzel. Hem denizi görüyor hem de yeşillikler içerisinde eve dönüyoruz. Gerçekten çok güzel bir manzara. Tabii böyle artık günün yorgunluğu ve bazı şeylerin başarmış olmanın mutluluğuyla beraber eve dönmüş oluyorum. Döner dönmez hemen bir kedi besleme faslına geçiyoruz. Kedilerimizi mutlu ediyoruz. Gerçekten onlar mutlu olduğu zaman biz de oluyoruz. Akabinde dayıma doğru yola çıkıyoruz. Bugün dayıma gideceğiz. Onda misafiriz. Bu da sitenin içerisindeki kedi. Çok tatlıydı. Size de çekip göstermek istedim. Dayımın evinin manzarası efsane güzel. Kendisi marinada oturuyor. Bazı insanlar için bu yükseklik korkutucu olabilir ama benim açımdan değil. O yüzden ben bu manzaranın keyfini çıkartırken annemler biraz korkuyor. Yapacak bir şey yok. Bana göre denizin ve doğal alanın, yeşilliğin olduğu her yerde insan yaşayabilir. O yüzden böyle güzel bir manzaram varsa kesinlikle asla ortada korkacak bir şey yok. Neyse, insanlar balkonda otururken ben size çok kısa bir şey göstermek istiyorum. Dayımın 130 yıllık gümüş çatal bıçak setini göstermek istiyorum. Koleksiyonundan bahsetmek istiyorum. Kendisi burayı güzel bir şekilde kitlemiş. Gördüğünüz üzere 130 yıllık gümüş çatal bıçak seti antika. Gerçekten çok güzel. Dayım zaten farklı şeyleri koleksiyonlamayı bayılır. Burada da evin içerisinde de farklı materyaller göreceğiz ama o kadar acıktık ki artık yemeğe geçiyoruz. Burada annemler bazı şeyler hazırlamışlar. İşte kabak dolması hazırlamışlar. Kızartma yapmışlar. Bulgur köftesi yapmışlar. Bulgur çorbası yapmışlar. Gibi gibi pek çok şey yapmışlardı. Hep beraber afiyetle bu manzara eşliğinde yiyoruz. Sonrasında dayım dedemin bir fotoğrafını saklamış. Bu benim dedem. Kendisi çok cool ve klas bir adamdı. Ne yazık ki aramızdan ayrıldı ama hala kendinden çok güzel söz ettiriyor. Akşam yemeğinden sonra ufak bir rehavet çöküyor ve kendisi çaya veriyoruz. Tabii ki bu manzara eşliğinde güzel bir çayımızı içiyoruz. Kendimize geliyoruz. Günün yorgunluğunu atıyoruz ve bugün de bu şekilde kapatmış oluyoruz.